Herkese merhaba, iyi haftalar olsun. Herkese bereketli, bolluk içinde, şanslı, çok güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı tabii en başta. Biz hafta sonunu çok güzel geçirdik. Çünkü cumartesi günü markamızın, yani Colbert Banker'ın ikinci çeyrek ödül töreni vardı. Kilios'ta çok güzel bir plajda yapıldı. Gayet keyifliydi. Çok sevdiğimiz insanları gördük orada. Bazı sevdiklerimizi göremedik. İşleri yoğun olduğu için katılamadılar. Ama sonuç olarak bizim için çok anlamlıydı. Çünkü çok güzel bir ekibimiz var. Trio'da, Coldwell Banker Trio ise birlik olan, ruhuyla böyle kenetlenmiş, işlerinin başında olan ve gerçekten bu işi canlı gönülden yapan insanların böyle bir ödülle taçlandırılması bu çalışmalarının beni çok mutlu etti. Bugüne kadar hep kendi adıma ödüller almıştım. İlk defa bir broker olarak bu ödülü almak, ofisin bu başarıyı sağlaması beni inanılmaz mutlu etti. Zaten ekip çalışmasına çok inanan ve bu konuda özellikle bu işin ekip olmadan olmayacağına, ekip bütünlüğü sağlanmadan bu işin olmayacağına inananlardan biriyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu videonun konusu bugün ekip olmanın ruhu, ekip olmanın artısı, müşterilere katkısı, güzel bir ofis olmanın, ofisin içinde patron-işçi dengesi yerine bir sinerjinin oluşturabilmesi, o patron diyebileceğimiz veya dışarıdan öyle görünen veya kendilerini öyle gösteren arkadaşlarımızın, broker arkadaşlarımızın esasında bunu bir koç olarak, koçluk olarak yapmaları gerektiği, bir mentorluk olarak yapmaları gerektiği, onların bu işi hiç bilmeden gelen insanlara da canı gönülden vakitlerini verebilmeleri gerektiğini bilmeleri gereken bir sektör. Evet, her ofis bir franchising, kendi başına bağımsız, her ofisin kendine göre bir yoğurt yiyişi, bir işleyişi var. Ama ben şuna inanıyorum ki esasında temel kurallar bütün ofisler için geçerli. Nasıl markanın ana kuralları var ve o ana kurallar çerçevesinde biz o marka için çalışmaya devam ediyorsak ve o markanın kurallarına uyarak bu sektörde çalışmaya devam ediyorsak, işte her danışman da katıldığı ofisin kurallarına uyarak çalışmalı. Bu kurallar dediğimiz şeyler esasında o ofisin vizyonuyla alakalı, o ofisin altyapısıyla alakalı. O broker'ın veya brokerların hem tecrübesiyle hem bakış açısıyla alakalı. Bunun mutlaka herkesin dediğim gibi kendine göre yoğurt işi var ama benim inandığım 5 yıllık gayrimenkul danışmanlığı yaptıktan sonra bu sene broker olarak ilk 6 ayımı tamamladım. Benim inandığım o bize gelmiş, bize katılmış, ofisimizde çalışmak isteyen, bizimle birlikte bu yolda yürümek isteyen, müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmak isteyen, bir farklılık yaratmak isteyen, bu markanın altında olmak isteyen tüm danışmanlara ve bu danışmanları ofislerine katmak isteyen brokerlara söyleyeceğim tek şey var. Esasında liderlik etmemiz gerektiği. Onlarla birlikte bu yolda yürürken onlara böyle yap, şöyle yap yerine nasıl yapıldığı, yani balık tutmanın öğretilmesi, evet, desteklerin sağlanması, onlara güzel bir çalışma ortamı, teknolojik olarak altyapısı kuvvetli bir çalışma ortamı, ama bunun yanında ruhun da katılması gerektiği, aidiyet duygusunun geliştirilirse hem markaya hem de ofise karşı çok daha başarının yükseleceği. Valla ben bunları bir fiil yaşadım ofisimde. Ortağımla birlikte bütün bunlar için ruhumuzu, aklımızı, her şeyimizi ortaya koyduk. Ve çok da mutluyum çünkü bunun sonuçlarını cumartesi akşamı çok net gördüm. Sadece cirolarla elde edilen başarılar olarak değil, o ekibin nasıl birlikte kaynaştığını görünce çok mutlu oldum. Bu sektör hala niş bana göre arkadaşlar, niş bir sektör. Yani kaliteli çalışan danışman sayısının az olduğu, kaliteli çalışan ofis sayısının az olduğu. Bunları çoğaltalım, bunları arttıralım, daha çok insana daha güzel hizmetler sunalım. Herkesin güzel günler geçirmesi, başarılı, sağlıklı günler geçirmesi, haftalar geçirmesi dileğiyle hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Tekrar. Bye bye.